Geçmiş olsun. Çin'den gelen 3 milyon dozlu koronavirüs aşısı ilk etapta sağlık çalışanlarından başlanarak yaş gruplarından devam etmek üzere Ocak ayında başladı. Yaşlı ve bakım evlerindekiler de burada görev yapanlar da ikinci süreç aşı programında yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takip ekranından paylaşılan anlık veriler her geçen dakika değişiyor. Türkiye'de aşılama süreci hızlı bir şekilde ilerliyor. Bilkent Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Direktör Doktor Öğretim Üyesi Bülent Koçer, aşının toplumda bütün hastalıklara karşı oluşturulabilen bir tedbir olduğunu belirtti. Maalesef insanlarda bir aşıya karşı ön yargı gelişmekte. O yüzden aşı özellikle virüs, bakteri dediğimiz enfeksiyonlara karşı onların zayıflatılmış şeklini vücuda vererek vücudun buna karşı bir bağışıklık oluşturmasını sağlayarak hastalığı daha az seyirli ya da daha hafif atlatmamızı sağlayan bir aslında elimizdeki en güçlü silah. Koçer, aşının koruyuculuğu ciddi derecede önemli dedi. Koruyuculuğu çok ciddi önemli. Neden önemli? Hani basında spekülasyonlar var, işte çok az koruyor. Ama bu en azından yüksek riskli hastalığı %100 önlüyor. Daha hafif atlatılmasını ve daha hafif seyirli geçirmemizi sağlıyor. O yüzden mutlaka her bireyin toplumda aşılanması ve toplum bağışıklığının çok önemli olan kazanılması gerekiyor. Bizim için en önemli faktör bu. Doktor öğretim üyesi Bülent Koçer, maske, izolasyon ve el temizliğinin aşı kadar önemli olduğunun da altını çizdi. Herkesin mutlaka zamanı geldiği zaman aşılanması toplum bağışıklığı açısından çok önemli. Ve birçoğumuz bunları acı veya tatlı yaşadı, yakınlarını kaybettiler ya da işte bir takım kronik hastalıklara sebep oldu. Covid sonrası dönemde de biliyorsunuz çok ciddi yan etkileri görüyoruz artık 2 ay, 3 ay sonra. O yüzden daha kötü şeyler olmadan tedbirleri almak çok önemli ve aşının buradaki bence en büyük silah olduğunu bu virüse karşı unutmamak gerekiyor.